Doğuş TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sema Sarı ben. Bugün neredeyiz efendim? İstanbul Yenikapı'dayız. Neden buradayız? 6-10 Ekim arasında Hatay tanıtım günleri münasebetiyle İstanbul'dayız. Sizler için fuarı takip edeceğiz. İçeriye girmeden önce size birazcık burayla alakalı bilgi vermek isterim. Fuar alanı iki bölümden, iki çadırdan oluşuyor efendim. İlk çadırımız yöresel ürünlerimizin bulunduğu çadır. İkinci çadırımız ise il ve ilçe belediyelerimizin standlarının olduğu bölüm. Sizle beraber gezmeye başlayalım. Hatay Büyükşehir Belediyesi standında çok güzel sürprizle karşılaştık. Hatay CHP Milletvekili İsmet Tokdemir yanımızda. Onun da görüşlerini alalım fuarla alakalı. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Biz de Ankara'da meclisteydik. Bugün meclis çalışması olmasına rağmen Hatay'ımızın İstanbul'da ve Türkiye'de tanıtımına katkı sağlayan fuardayız. Hatay hem lezzetleriyle, hem gastronomi şehriyle, hem tarihiyle, hem güzellikleriyle herkesin daha yakından tanımasına fırsat veren bu tür organizasyonları canı gönülden destekliyoruz. Hatay'ımız özel müstesna bir ilimizdir. Hepimiz seçilmişleriyle, devletin diğer kurumlarında görev yapan arkadaşlarımızla, halkımızla birlikte el ele vereceğiz. Hatay'ın güzelliklerini hem ülkemiz içerisinde hem yurt dışında tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Bu organizasyona emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Şimdi de Hatay'ın başarılı kadın vekillerinden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'le birlikteyiz. Sayın Vekilim hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşleriniz aslında ilk gün daha hiçbir şey belli değil ama görüşlerinizi alalım fuarla alakalı. Şimdi şöyle, bu fuarlar biliyorsunuz her anlamda bizim açımızdan çok önemli. Hem buraya bütün bölgelerimizden gastronomi şehri olduğumuzu da unutmayınız. Yakında bir expomuz var. 2021 expo uluslararası bir çalışmaya imza atacağız. Çok önemli bir şey bizim için. Onun arefesinde burada bir fuarın olması geleneksel hale geldi biliyorsunuz. Çok anlamlı. Biz Hatay'ın daha fazla dünyaya açılmasını istiyoruz. Bunun için de çaba harcıyoruz. Çok değerli belediye başkanımız Lütfi Savaş birçok anlamda ilklere imza atıyor. İşte Expo'da, gastronomide, kırsal kalkınmada bu fuarların, festivallerinde hem onlara hem dünyaya tanıtıma katkısı olacak elbette. Tabii şu var, Hatay dünyanın en güzel lezzetlerine sahip, en güzel doğasına sahip, 13 medeniyete tanıklık etmiş bir şehir. Turizm açısından da çok öne çıkması gerekir. Turizm yatırımları olması lazım. Nedense mevcut iktidarımız biraz üvey evlat muamelesi yapmış. İnşallah bizim iktidarımız da Hatay'ın gün yüzüne çıkmamış, yer altında, deniz altında var olan kültürel ve tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkartırız, dünyaya tanıtırız. Ama hemen arkanızda gördüğünüz şu oruk dünyaya mal olmuş bir şeydir. Künefe herhalde Hatay'dan başka hiçbir yerde bu kadar lezzetli yapılmaz ve yenmez. Hatay'a gelmeden, Hatay lezzetini tatmadan bir kimse yaşadım dememeli. Onun için biz herkesi, evet burada bunları birazcık tadımlık yapıyoruz ama herkesi Hatay'a bekliyoruz. Hem dünya hem de Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın Hatay'ı görmesini, Hatay'ın insanını tanımasını, Hatay'daki barış ve kardeşliği özümsemesini istiyoruz. Ve biz Hatay'ın bir dünya şehri olduğuna inanıyoruz. Medeniyetleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla kardeşçe barış içerisinde bir arada yaşayan bir kültürümüz ve kentimiz var. Bunun bugünlerde çok anlamlı olduğunu ve tüm Türkiye'ye yayılmasını arzularız. Bizim Hatay'ımıza gelenler barışı ve kardeşliği, sevgiyi içlerine sindirir. Bu enerjiyi her yere yayarlar. Hepinizi bekliyoruz. Buradan çağrı yapıyorum. Fuarla alakalı görüşlerinizi alalım lütfen. Valla fuar 2 yıldır ara vermiştik. Bugün 10.sunu yapıyoruz. İstanbul'dayız, Yenikapı'dayız. Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu çok güzel bir fuar merkezi var burada. Öncelikle Ekrem Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Dilerim ki bundan sonra diğer şehirler de gelip İstanbul'da kendi şehirlerini tanıtma imkanı bulsunlar. Biz Yenikapı'da mutluyuz. Açılıştan itibaren büyük bir buraya
ilgi var. İşte belediyelerimiz burada, yemek kültürümüzü tanıtan iş yerlerimiz burada, künefecilerimiz burada, el sanatlarımız burada. Velhasıl Hatay'ın bir kısmı burada. Ama tabii ki buradakiler hepsi demo şeklinde olan değerlerimiz. Esas insanların Hatay'a gelip Hatay'da bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz. Hatay'ın kadim şehrin kadim güzelliklerini getirmiş durumdayız. Burada demo şeklinde yemek yesinler ama bundan sonra Hatay'a gelip doya doya Hatay'ı yaşasınlar. Türkiye'nin lezzet köşesinde bir 3 günlük bir 5 günlük seyahat yapıp oradaki en azından 600 yemeğimizin 20-25 tanesini tatma imkanı bulsunlar. Güzelliklerimizi yaşasınlar, insanlarımızı tanısınlar. Orada bir köy var, bizim köyümüz desinler. Çünkü Hatay herkesin gitmek isteyeceği, herkesin kendini görmek isteyeceği ve herkesin seve seve orayı benimseyeceği bir alan. O kadim şehrimize herkesi bekliyoruz. Önce Yenikapı'ya, Yenikapı'daki işte bu pazar akşamına kadarki fuar alanında onları misafir etmek istiyoruz ama daha sonraki dönemde de Hatay'a gelip doya doya yaşamalarını istiyoruz. Sayın Başkanım, son olarak Expo ile alakalı bir söyleminiz olmuştu. Ertelenebilir gibisinden. Bu konuyla alakalı bir açıklık getirirseniz çok mutlu olurum. Şimdi bu bize bağlı değil, Expo Yönetim Kurulu'na bağlı. Dubai açıldı, Dubai sönük açıldı ve şu anda istenilen bir performansta değil. Tabii ki uluslararası bir Expo'da uluslararası seyahatin rahat olması lazım. Pandemi koşullarının yumuşaması, düzeltilmesi lazım. Aynı zamanda karantina konusunun minimize edilmesi lazım. Ve hem Türkiye'de hem de gelecek ülkelerdeki de pandemiden etkilenen insan sayısının azalması lazım. Bütün bu şartlar oluştuktan sonra biz 10 Aralık'ta zaten açmaya hazırız. Ama tabii ki son kararı Expo Yönetim Kurulu verecek. Expo Yönetim Kurulu'nun vereceği karara saygılıyız. Tabii ki biz daha rahat, daha huzurlu ve herkesin rahat rahat seyahat edebileceği bir ortamda yapacağımız günlerde olsun istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi mimarı doçent doktor Lütfi Savaş Başkanım'la birlikteydik. Bizi kırmadı ve onun davetini yineliyorum. Hatay'a bekliyoruz herkesi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili Doğuş TV izleyenleri, çadırımızın içine girdik sizler için. İlk standımız Kumlu Belediyesi ve Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli yanımızda. Merhabalar efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Fuarla alakalı bilgiler alalım sizden de. Evet, inşallah birkaç gün önce başladı biliyorsunuz. Biz de bugün giriş yaptık. Arkadaşlarımız standlarımızı hazırladı. İnşallah Hatay'a yakışır bir stand yapacağız. Hatay'a yakışır bir program yapacağız. Fuarımızın da ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah adımızı burada duyuracağız. Hatay olarak buraya masa yumruğumuzu koyuyoruz hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Reyhanlı Belediye Başkanımızdan da fuarla alakalı bilgiler alalım. Merhabalar başkanım. Merhabalar. Doğuş TV adına size de hoş geldiniz bu arada. Ben Reyhanlı Belediyesi olarak da burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. Tabii bu tür fuarlar hem ilçemizi hem memleketimizi tanıtma amacıyla yapılan etkinliklerden en önemlisi olarak biz olarak görüyoruz. Burada düzenlenen fuarda diğer belediyelerle beraber biz de burada bulunduk. İnşallah burada yoğun bir şekilde memleketimizden insanlar da biz burada bekliyoruz. Tabii ki ilçemiz için de hem tanıtım hem de sosyal faaliyet olarak bunu değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız olarak, belediye meclis üyelerimiz olarak bizler de burada bulunduk. İnşallah başarılı bir süreç geçiririz diye düşünüyorum. Yapılan bu etkinliklerden dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimiz, vekillerimiz ve burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da ben Reyhanlı ilçesi olarak teşekkür ediyorum. Reyhanlı ile ilgili bildiğiniz üzere Reyhanlı ilçemiz Hatay'ın önemli ilçelerimizden bir tanesi. Neden derseniz hem Cemil Meriç'in memleketi hem de diğer yönlerden de Reyhanlı ilçemiz önemli bir konumda olduğunu ben inanıyorum. Bunlar da buradaki vatandaşlarımıza Reyhanlı'yı bugüne kadar görmeyenler de hiç olmazsa bunları da burada tanıtma fırsatımız olacak diye düşünüyorum. Ben sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. İzleyenleri şu anda da Hassa Belediye standındayız ve başkan yardımcımızla beraberiz. Ondan da fuarla alakalı bilgiler alalım. Evet, Hatay'ın gastronomi kenti Hatay'ın Hassa ilçesini tanıtmak amacıyla buradayız. Hassa ilçemiz tabii endemik bitkileriyle
üzümüyle, narıyla vesairesiyle güzel bir ilçemiz, şirin bir ilçemiz, yayla turizmiyle, mükemmel bir havasıyla güzel bir ilçemiz. Onun değerlerini tanıtmak için buradayız. Güzel bir ortam, güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyorum size. Arsuz Belediyesi'nin standındayız sevgili Doğuş TV izleyenleri. Başkanımız henüz teşrif etmedikleri için şu an yetkili Akın Bey ile görüşeceğiz. Fuarla alakalı bilgi alalım. Biz Arsuz Belediyesi'ni temsil ediyoruz. Yani fuarın verimli geçmesini diliyoruz. Hayırlısı. Nasıl buldunuz şu ana kadar? Şu ana kadar iyi, her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Doğuş TV izleyenleri, şu an Samandağ Belediyesi standındayız ve değerli başkanımız Refik Er Yılmaz bizimle. Sayın Başkanım, hoş geldiniz İstanbul'a. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Fuarı nasıl buldunuz? Tabii fuarın ilk günü, dediğiniz gibi İstanbul Yenikapı'dayız. Metropol şehri, dünya şehri İstanbul'dayız. Aslında bu tür etkinlikler, bu tür fuarlar hem ilçenin hem de elin tanıtımına ciddi anlamda katkı sunuyor. Biz bu fuar vesilesiyle hem ilçemizin kültürünü, ilçemizin tarihini, turizmini, yemek lezzetlerini İstanbulluların takdirine ve beğenisine sunmaya geldik. Burada bir platformumuz var. Tabii öbür tarafta da Kadın Girişimi Kooperatifimizin bir standı var. Oraya da bir stand aldık. Orada da kadınlarımızın kendi üretmiş olduğu yerel ürünlerimizin pazarlamasını yapıyorlar. Az önce oradaydım. Oraya da bayağı bir ilgi var. Ben buradan bütün Hataylı hemşerilerime, İstanbul'da yaşayan bütün Hataylı hemşerilerime sesleniyorum. Kadınlarımıza sahip çıksınlar. Orada kendi ürettikleri ürünlerin pazarlamasını yapıyorlar. Katkı maddesi yok. Tamamen doğal ortamda o Samandağ'ın, Hatay'ın lezzetini buraya taşımaya çalıştık. Hem ilçemizi tanıtma adına, ilimizi tanıtma adına önemli bir vesiledir fuarlar. Tabii bu biliyorsunuz sadece Hatay şehrine ait bir olay değil. Bu hemen hemen her ay farklı bir ilin fuarı oluyor. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de. Biz her üç fuara da katılmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da aslında ilçede turizme özellikle tarıma yönelik yaptığımız çalışmaları da burada halkımıza paylaşma fırsatı oluyor. Bu fuarı düzenleyen Hatay Dernekler Federasyonu'na ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ve bu fuarın hem ilçemize hem ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yayladağ Belediye standında Yayladağ Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ceylan'la birlikteyiz. Kendisinden de fuarla alakalı bilgiler alalım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz İstanbul'a. Nasıl bulduk fuarı? Fuarımız iyi. İlimizin ve ilçemizin tanıtılması adına iyi bir adım. İnşallah devam edecek. Pandemiden dolayı 2 senedir, 3 senedir yapılmadığı için ilimizi ve ilçemizi tanıtamıyorduk ama şimdiden sonra inşallah devam edecek. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde tanıtacağız. Başkanımız da Ankara'daymış. Ona da selamlarımızı ve başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Çok. Erzin standı arkadaşlarım gösterirse kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Akdeniz'in incisi bütün güzelliğiyle İstanbul'da, Yenikapı'da ve yanımızda Erzim Belediye Başkanımız Ökeş Elmasoğlu var. Sayın Başkanım, hoş geldiniz İstanbul'a. Çok güzel gelmişsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Fuarla alakalı bilgi alalım sizden de. Evet, uzun bir pandemi döneminin ardından Hatay günlerini burada Hatay'ın tüm ilçeleriyle beraber biz de Erzim Belediyesi olarak burada yaşıyoruz hep birlikte. Birazdan açılış inşallah resmi açılış yapılacak. Biz de Erzin Belediye'miz olarak Erzin'imizin hem ürünlerini tanıtmak hem Erzin'imizi hem Hatay'ımıza hem de İstanbullulara daha iyi tanıtmak adına bizler de buradayız. Sizler de hoş geldiniz. Erzin gerçekten belki Hatay'ımızda dahil çok bilinmeyen bir ilçemiz. Şu anlamda Erzin gerçekten Türkiye'nin en kaliteli narenci yerlerinin üretildiği 595 bin tonla yaklaşık Türkiye'nin tek başına ihracatının %20.000'ini karşılayan bir ilçe. Hem rehasıyla, aromasıyla Türkiye'nin en güzel mandalinalarının yetiştiği, aynı zamanda Gökdere mahallemiz başta olmak üzere çok kaliteli zeytinyağlarının yetiştiği, doğasıyla, yaylalarıyla, Burnaz plajıyla Akdeniz'in incisi diyeceğimiz bir ilçemiz. Bizler de burada Hatay'ımızla beraber Erzin'imizi İstanbullulara tanıtmaktan mutluyuz. Onları pazara kadar Erzin hem de Hatay standlarımıza bekliyoruz. İstanbul Fuarı'nda ikinci narenciye standındayız.
muhteşem görünüyor. Kamera arkadaşımdan tekrar rica edeceğim. Ve yanımızda bu Narenciye ilçesi belediye başkanı, Dört Yol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin var. Sayın Başkanım, hoş geldiniz İstanbul'a. Diyorum, sağ olun. Dolu dolu gelmişsiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii ki buraya geliş amacımız da Hatay'ın kültürünü ve orada yetişen narencesi, meyvesi, işte sebzesi ne varsa onları tanıtmak amaçlı. Evet. Biz buraya Hatay olarak komple geldik. Biz Narenciye'nin Ataşehri Dört Yol'danız. Evet, Ataşehri diyorum çünkü Narenciye Dört Yol'dan gayrı hiçbir yerde yoktu Türkiye'de. Yavaş yavaş Erzin derken, Adana, Mersin derken işte her tarafta şu anda. Sayın Başkanım, özür dilerim. Standları sırayla geçtiğimiz için Erzin'e önce uğradık. O yüzden ikinci standımız dedim. Elbette ki sevgili izleyenlerimiz de çok iyi biliyordur. Erzin'imiz de bizim şu anda bizden fazla narenciye üretiyor Erzin. Evet. Erzin'imiz çok şirin bir ilçemiz, küçük bir ilçemiz. Ama Dört Yol, efendim, dağıyla, deniziyle, sıcakkanlı insanlarıyla. Kurşunuyla. Evet. Tabii ki milli mücadelede ilk kurşunu sıkan bir ilçe. Milli şu, biz ona milli ruhun şahlandığı ilçemiz diyoruz. Efendim, böyle bir ilçeden İstanbullulara sevgi ve selamlarımızı getirdik. Efendim, narenciyelerimizi getirdik. Efendim, biz anlatmayla olmuyor bu işler. Gelip görmek, yiyip tatmak lazım. Ondan sonra da karar vermek lazım. Şimdi buraya biz esintisini getirdik. Hatay'ın kendisi orada. Bilhassa gelsinler. Erzin'den başlayıp ta Yayla Dağı'na kadar şöyle bir seyahat etmelerini ben tavsiye ederim. Gerçekten yani bir seyahatin değer yerler. Evet. Ben anlatamam zaten. Görmek lazım. Tabii. Bazı şeyi diller anlatmaz. İlla göz görecek. Dört Yol Belediye Başkanımız Fadıl Keskin Dört Yol'a davet ediyor İstanbullularımızı. İlk önce fuarımıza geliyoruz. Daha sonra Dört Yol, Narenciye incisi Dört Yol ilçemize gidiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok. Gayret gösteriyoruz. Şu an hafta içi olmasına rağmen şu an son derece güzel. Sanıyorum hafta sonu hem İstanbul'da yaşayan Hataylılar başta olmak üzere tüm İstanbul'da Hatay'ın tanıtma belediyelerimizi tanıtma fırsatını yakalarız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz pandemi bir takım faaliyetler, etkinlik hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Günler.